Peki hani başlarken direkt Melih'le takım kuralım tribinde mi başlamayı düşündünüz? Hani profesyonel oyuncu oluruz falan diye mi düşündünüz? Hani bazı çoğu insan şey başladı ya bir bakayım hani bir deneyeyim Aha. gibi başladı. Yok biz direkt profesyonel olmak için geldik. <laughs> Olmasaydı anlıyordu yani. Peki yani diyelim e, hani sonradan okul olayını düşünmedin mi? Komple salış mı yaptın okul olayına? Direkt saldım kanka. Hiçbir şey düşünmedim. <laughs> hiçbir şey böyle <gülüyor> hiç, hiç... <gülüyor> ekstra bir şey düşünmeden direkt çat Yok diye şey çat diye saldın. Ondan sonra seni direkt zaten bıraktım. Valorant kariyeri şeyle başlıyor. Looking for Org'la başlıyor değil mi? Doğru biliyorum. Tabii. O kadro nasıl bir araya geliyor? Bir de asıl mesele e... ilk kadroda Melih var mıydı? Ben tam... vardı evet. Vardı değil mi? Melih vardı. Melih'le ben Melih'le vardım. Evet. Melih'le ben vardık. Sonra biz Kimi aldık? Kadro kim? Mavera, Toronto kim vardı bile? Mites. Yo Mites sonradan geldi. Göktuğ vardı canım olur mu? Göktuğ vardı. Göktuğ evet. vardı. Göktuğ vardı. Erdem vardı. Zistu, Toronto. Mavera. E, Turko, Paura mıydı? Evet Öyle mi? o şekildeydi. Evet, Öyleydi evet. değil mi? Aynen. Biz Mavera'yı almıştık. iyi geli olarak. Dedik ki kimi alalım. Dedik ki Erim'in CS'de kafası iyiydi. Dedik ki burada da çalışır herhalde. <laughs> <laughs> Erim'i alalım. Ondan sonra baktık. Erdemle Göktü bir tane takımda oynuyordu Andrex'lerle. Baktık Erdem potur kütür vuruyor. Ben dedim Erdem'i alalım kız İstü'yü de alalım oradan. Vallahi Erdem'i alalım dedik, Erdem'e gittik dedik. Kanka geldi dedim böyle böyle takım kuruyoruz. O dedi ki Zistu var kanka Zistu'yu alalım. O şekilde kuruldu. Hmm. Öyle oynamaya başladık. Peki Ama... oksijende e, sence hani şimdi geriye ne? çok geriye gitmiş gibi oluyoruz da objektif yaklaşırsan Oksijendeki problem neydi sence? Hani bu başarısız dönem için söylüyorum. Kanka ben oksijendeki problemi... Gerçekten sana bir şey söyleyeyim mi? O kadar içinde de durdum. Dışarıda çıktım. Oksijendeki problemi... Bilmiyorum çözemiyorum yani. <laughs> hani takım... <laughs> takım oyunu olarak gerçekten çocuklar harbiden... Hayranlık duyduğum şekilde oynuyorlar. Takım oyununu... Evet. Hepsi takım oyuncusu. Bireysel olarak... 1-2 kişi ön plana çıkıyor olabilir. Takım oyunu yaptığında zaten kanka herkes ön plana çıkamıyor. Zaten o zamanlar ya ön plana çıkan kişilerin sayısı azdı. Takım oyunu yaptığımız için ben çıkıyordum, Göktü çıkıyordu, işte Mutlu evet. çıkıyordu. Ara sıra Erdem çıkıyordu falan. Değişiyordu yani sürekli. Ee, bence bunun en büyük sıkıntısı mental olabilir. Herhangi bir 5 Türk'ün oynadığı bir takım sence Avrupa'da uzun soluklu ya da işte tüm dünyada uzun soluklu varlık gösterebilir mi? Herhangi seviyeden. bir Türk takımı mı? Evet, herhangi bir Türk takımı. Gösterir kanka bu orada. Çok rahat gösterir. Ya yani çalışmayla alakalı kanka bu. <laughs> şu an yani Türk oyununu Avrupa'ya ve Amerika'ya ya da diğer bölgelere göre kıyasladığında nasıl görüyorsun Türk oyununu? Ben Türk oyununu bak şu şekilde şu şekilde başarı başarı sağlarlar. Gerçekten çok hırslı çalışacaklar ve takım oyununa çok fazla önem vermeleri gerekiyor kanka. Bireysel olarak herkes gerçekten hani Avrupa'daki çoğu insana fark atarlar. Ama mesela ben hep kafamda şunu düşünüyorum. Mesela Gambit. Çocukların 5'i de ayrı ayrı birer yetenek. Bir tek evet. Redgar. Redgar'da değil mi orada şey o? Redgar IGL. He tamam o Redgar Aynen. bir tek zayıf kalıyor onların yanında. Ama diğer dördü gerçekten bireysel olarak. Çocuklar zaten bir de Rus eğimini de herkes biliyor. Aynen. hani TR'ye kafa kafaya oynar belki de hepimize dif atabilecek oyuncular. Ama çocukların o kadar iyi eğim olmasına rağmen çocuklar en takım oyunun dışına çıkmıyorlar yani. Çocuklarının evet. başarı olmalarının sebebi bu. Bizde ama öyle değil yani. Çocuk mesela çok iyi bir eğim. Çocuk takım oyununu beceremiyor. Olmuyor yani kanka. Bu şekilde olursa Avrupa'da uzun soluk değil, nefes alamayabiliriz yani. Okey, bir de bizim biliyorsun bir belli macerası var. Gaming House'da evet, geçirdiğimiz abi, günler evet. var. Gaming House'daki günler herkes çok merak ediyor Turko. Hani çok fazla gün yüzüne çıkmadı. Ee, Gaming House'da mutlu muydun? Biz bir de Önce... kalabalıktık arkadaşlar. Sadece kadro değil işte menajer, sosyal medyacı ve bayağı kalabalıktı Gaming House. Ee, Gaming House'da ne kadar mutluydun ve hani kendi ortamından çıkıyorsun ya orada kendini evet. ne kadar rahat hissettin ve uzun bir vakit geçirdin. Yani Gaming House psikolojisi nasıl? İnsanlar çok merak ediyor bunu. Onun hakkında bir şey söylemek ister misin? Kanka yani şu şekilde direkt söyleyeceğim. Ee, ta bizim takım için söyleyeceğim. Sonra rahatsız olduğum konuyu söyleyeceğim. Takım içinde kanka mesela Eğlenceli oluyor gerçekten vakit geçirdiğin için arkadaşlarına falan daha çok kaynaşabiliyorsun. Ama onun dışında mesela birisi surat asıyor falan. Bir zamandan diyorsun ki be kardeşim sen neyine surat asıyorsun hani. Evimde otururum bunun suratını göreceğimi falan diyebilirsin <laughs> yani. <anladın mı? gülüyor> mesela Melih yandan bana bakıyor. Hani neye bakıyorsun anladın mı? <gülüyor> <gülüyor> oyun oyun, oyun <laughs> yani Onun sen dışında. De... E... Pardon lafını kestim devam et Yani ev zaten PUBG'de biliyorsun. Mutfak bizde olduğu için. Herkes bizde toplanıyordu falan. Bir ara 50-60 kişi oluyorduk neredeyse ya. Çok kalabalık evet, oluyordu evet. bizim. Evet. İnanılmaz kalabalık. Orada. O rahatsız ediyor. Sadece o rahatsız ee, ediyor. Siz Berlin'deyken evet. bir yandan Twitter sürekli takip ettiğim için oyuncuların Hı. rahatsız olduğu şeyler vardı. Mesela işte stage'e çıktıklarında atıyorum birbirlerini çok iyi duyamıyorlardı ya da işte ulti sesi geldi evet. duyamadık. İşte bilgisayarlar kötü vesaire. Ee, zaten arkadaşlar şöyle bir detay vereyim. Stage'de bir kere galiba deneme yaptınız değil mi Türko? Bir kere mi yaptınız? Evet. Bir kere. Yani turnuvadan önce bir kere stage'de çıkıp deniyorsun bilgisayarları. Bir eksiklik var mı, bir sıkıntı var mı diye bir kere deneme fırsatları oldu. Onun dışında antrenman yaptığınız bir oda var. Oradaki bilgisayarlar galiba çok kötüymüş. Acayip derecede kötü kanka. 100 FPS, 120 FPS falan oyun oynuyorduk yani. A evet. Acayip derecede kötü. Yani o antrenmanların böyle verimsiz olmasına sebep oldu mu? Bir de stage'de nasıldı bilgisayarlar asıl mesela? Stage'de kanka... 250 300 FPS oynuyordun. Rahatsız etmiyordu seni sürekli ama stage'deki o ses muhabbeti çok kötüydü. O kulaklığı ayarlayamamışlardı. Ya yani şunun sıkıntısı oluyor. Yani antrenman yapıyorsun günde 5-6 saat mesela. Stage'e çıkıyorsun bir hafta sonra. Orada full 100 FPS oynamışsın. Gelmişsin orada 250 FPS oynuyorsun. Dünyalar kadar fark var. Yani evet. evinde 400 FPS oynuyorsun. Gidiyorsun antrenmanı orada bir iki hafta boyunca 100 FPS yapıyorsun stage'e çıkıyorsun tekrar 300 FPS'in falan şaşırıyorsun yani baya. Ya şu mini chatten bak. <gülüyor> <gülüyor> ne, ne diyor? <laughs> Bomba kurup ölmek nasıl bir duygu? Açıklıyorum hemen. Abi <laughs> bir buçuk yıldır bu oyunu oynuyorum. Gerçekten tatlım en güzel duygu bu duygu. Hiçbir şey yapmıyorsun abi. Bombayı kurarken ölüyorsun. <laughs> Bombayı kuruyorsun. Kalkıyorsun bir daha ölüyorsun zaten. Sıkıntı yok çünkü pozisyon olmadığı için. Melin IGL'liğinin evrilmesi hakkında Türko. Şimdi He. Dobralara geliyoruz baba. Gel 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 en sevdiğim. Geliyoruz Dobralara. Meli <laughs> Meli <laughs> yani IGL olayıyla biliyorsun <laughs> Meli IGL değildi, değil mi yani normalde değil. Evet değildi, hala yani. değil yani bence. <laughs> Bunu ben de yaparım baba. Yani oy, bunda oydu. bir şey yok ki kanka. Berlin'e bir kere gittik. Tamam. Gitmemizin sebebi neydi biliyor musun? Komple balayı ayıydı yani. anladın mı? <laughs> Balay nedir e-sporda kanka? Bir mix kadroyu kurarsın. Herkes böyle muazzam. Herkes çok hırslı oynar. Basar geçersin herkese. Ondan sonra kanka balay bittiğinde sıkıntılar başlar. Ve başladı yani, diyorsun. Başladı kanka. İyi gelemiz de sen 1-3-1. Kardeşim 8 ayda 1-3-1 oynuyoruz zaten. Hani başka bir kol <laughs> verdi adamlar şaşırsın bu oğlum. Adamlar bir şaşırsın biz de adamlar hani biz de şaşıralım diyelim ki. Oh, vay. Bak the fuck man diyelim hani böyle kendi kendimize. What the fuck man What a taktik falan diyelim kardeşim yani bizi bitirdin ya iyi geldi. <laughs> of beni koparttı şu an ya. What a taktik man ben. Ananı avradını ya. Beni yitirdin ya. <laughs> Allah seni kahretmesin git bir taktik çalış ya. 1 3 1. Kanka ne yapıyoruz? 1 3 1 mid alın. 1 3 1 mid de alın default devam. Ay ay. Bu Melih diyor ki bu yayın diyor şeye power'a e sallama yayını oldu diyor Ya gelmiş Hatta bana diyor. chatten Ama... sallıyor kanka beni şimdi sinirlendirmesin ya <laughs> Chatten sal görüyorum yandan onu Sabahtan beri sallıyor sonra ben sallamaya başladım Çekti ilgiyi üstüne şimdi <laughs> Çekti ilgiyi üstüne Şimdi şey yapıyor geri kaçıyor Naz yapıyor Zaten... Şu Melih'i banlasana da şu chatten ya <gülüyor> <gülüyor> Direkt instagram yazıyor <laughs> Nikil'in <Ne> Türk <laughs> olma sebebi nedir? Kanka ben CS'de MM oynarken mi ne? Bilmiyorum. Nerede? Tam olarak hatırlamıyorum da. CS'de bana... Benim bu arada CS'deki MM'deki ismim ne biliyor musun? Ne abi? Çakıcı kanka. <gülüyor> <gülüyor> Çakıcı. Orada... <laughs> neden abi neden? <laughs> ne bileyim oğlum öyle Counter Strike oynamaya girmişsin. İnternet kafeye gidiyorsun. Adını ne koyabilirsin ki yani hani. Çakıcı olacak ne? yani adı. <laughs> Bilmiyorum, bilmiyorum ben hiç çakıcı koymadım. Ben ne koymuştum? Abi bilmiyorum saçma sapan şeyler Boris falan yazıyordum ben Nick'ime. Mesela bizde çakıcı vardı abi internet kafeye yani. gidiyordum. Nick'in çakıcı abi evet. Sonra Türk bana Oya, bir... Çakıcı Türko'ya nasıl evrildi? Hadi bakalım. Kanka şimdi. İspanyollarla mı ne girmiştim herhalde? Onlar mı ne denk gelmişti? Bana ne demişlerdi ya? Türk, aynen Türko diye seslenmişler. Orada hoşuma gitmişti. O an öyle koymuştum yani. Öyle Vay anasını. Oğlum bu nasıl bir hikaye böyle ya? Yabancının biri sana öyle seslendi ve bir anda hoşuna gitti. Olayı. Yani ne insanların belirli bir seviyeye gelmesi için sence nasıl bir yol izlemeleri gerekiyor? Şu kanka anda 13-14 bir yaşında lazım. birine bir nasihat versen, nasıl bir nasihat verirsin? Çok Kanka, yani zamanı bol olduğu için çok fazla oyun oynasın, çok fazla izlesin, antrenmanını çok fazla yapsın, denesin. Baksın abi olmuyorsa direkt salsın, hiç uğraşmaya gerek yok. Bu arada süper bir tavsiye ya. Olmuyorsa Çünkü olmuyor yani. Gerçekten zorlamanın hiçbir anlamı yok yani. Ben mesela de bizim arkadaşlar aynı şeyi var, düşünüyorum adam 30 yaşına girecek hala oynuyor yani. Kardeşim olmuyor işte senden, sağ gitsin. Yani bir böyle çok bunaldığımız bir dönem vardı mesela. O zaman Türko demişti ya, aşırı bunaldık artık yeter. Böyle çok ağır, <laughs> ağır bir dönem vardı ya Türko günde işte 6 saat antrenman, 2 saat teori falan böyle evet full kanka, her gün. Evet çok yoğundu ya. Dışarıda çıkmıyoruz akşam akşam bir <laughs> dışarı çıksak tamam diyeceğim kanka. <laughs> O çok yoğun dönemde arkadaşlar, Turko artık o kadar bezmişti ki, artık başka bir şey oynayalım çok yeter artık Valorant <gülüyor> görmekten <gülüyor> sıkıldım diye aşırı baymıştı yani gerçekten. Voxix ee, Antares gibi Yıldız Counter Strike oyuncularının Valorant'a geçtiğinde başarılı olacağını düşünüyor mu? Olabilirler tabi canım, adamlar yani o CS'de üst seviyede oynuyorlar, buraya gelip yapamayacakları bir şey yok. Bence. Mesela Kenyes kanka geçmiş adam. o, oh, evet böyle abi. Kardeşim Kenny... yani öyle bir Geçen oyun Kenny'si yok yani. izliyoruz ya TSD'de nasıl o, oh, bu adam <laughs> Öyle bir gibi. oyun yok yani. Kenyes gerçekten çok iyi oynuyor bu arada. Büyük 20... ihtimalle de infoyu da hemen verelim abi. Tahmin tabii ki de bu. G2'ye alacaklar onu. G2 yenilmez oldu abi geçmiş olsun. <laughs> bitti. Oyun bitti. bitti. Geçmiş olsun. <laughs> Allah'a emanet. <laughs>